Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. O çok beklediğiniz tarifi en nihayetinde yükledim. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Tel tel ayrılan, görmüş olduğunuz gibi katmer burmalı içli ketimiz bir efsane. İnanılmaz lezzetli oldu. Yani geçmişte yaptığım bütün ketileri unutun. Bunu yapın arkadaşlar. Bu sefer daha farklı yaptım ve çok lezzetli oldu. Kime ikram ettiysem bayıldı. O kadar güzel oldu. İnanın abartmıyorum. Zaten sizler için de bir tane keti paramparça yaptım. Sırf tellerini şöyle tel tel ayrıldığını size gösterebilmek için. Çok güzel oldu. Ben derin dondurucu yaptım arkadaşlar. Ama ben çok yaptım. Bunu da baştan söyleyeyim. 6 kilo undan yaptım ve tam 40 tane kete çıktı. Sizlere verdiğim tarif 2 kilo undan olacak ve tam 8 tane çıkacak. İster azaltabilirsiniz, ister çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Ben derin dondurucuya devamlı yapıp attığım için hani böyle nasıl diyeyim ben size çok yapıyorum ki aniden gelen misafirlerim için de güzel oluyor. 2 hafta sonra günüm var, günüm içinde çok güzel olacak, büyük bir kolaylık olacak benim için. Bir de bizim evimizde olmazsa olmazlarımızdan biridir kete. Yani kahvaltıya falan çıkartır, keser yeriz, güzel oluyor zeytin, peynir, domates de ki muhteşem oluyor. O yüzden tarifi size 2 kiloluk undan vereceğim arkadaşlar. Lütfen burada bir anlaşmamazlık olmasın. Tarifin malzemelerini zaten info kısmında yazdım. Şimdi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içine ılık sütümüzü ekliyoruz. Sonra sıvı yağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Sonra kuru mayamızı ekliyoruz. Sütte ben yarısını kaynattım. Yarısı da normal süttü zaten, normal sıcaklıkta. Kaynattığım sütle normal sütü buluşturunca ılık olmuş oldu. Ne yaptık? Sütümüzü kattık, sıvı yağımızı kattık, kuru mayamızı kattık. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Sonrasında da kesme şeker ilave ediyoruz. Aroma vermesi açısından, maya kokusu gelmesin diye. Kesme şekeri de ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar yumurtanın sarısını ketelerimizin üzerine süreceğimiz için akları ziyan olmasın diye ben içine yumurtanın aklarını da ilave ettim. Yumurtanın aklarını da yoğurma kabımızın içine ilave ettikten sonra unumuzu da katalım arkadaşlar. Böyle ele yapışmayan yumuşacık poğaça hamuru şeklinde ya da kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yoğuralım. Ve hamurumuzun üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken gelin bizler de iç harcını kavuralım arkadaşlar. Şöyle genişçe bir tencerenin içine bir paket tereyağı koyalım ve tereyağımızı eritelim. Erittiğimiz tereyağımızın içine 5 su bardağı un ilave ediyoruz. Tereyağı kullanmanıza gerek yok. 1,5 su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben tereyağlı seviyorum. Daha lezzetli oluyor çünkü ketelerimiz. Tereyağı eridikten sonra 5 su bardağı da un ilave ediyoruz ve helva kavurur gibi kavuruyoruz arkadaşlar. Renginin bayağı bir dönmesi lazım. İyice kavurmamız lazım. Rengi yani böyle bir kahverengi olacak arkadaşlar. Güzelce kavurduktan sonra yani şu göstereceğim rengi aldıktan sonra iç harcımız tamamdır. Soğuması için iç harcımızı kenara alabiliriz. Evet, hamurumuz da çok güzel kabardı. Çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumuzdan böyle mandalina büyüklüğünde küçük küçük bezeler yapalım arkadaşlar. Mandalina büyüklüğünü geçmesin. Çünkü 4 bezeden bir tane kete yapacağız. O yüzden mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Tezgahımızın üzerine de naylon serelim. Ben böyle şeffaf poşetler oluyor. Onları kestim. Güzel bir şekilde tezgaha serdim ve bezelerimizi güzel o temiz naylonların üzerine diziyoruz arkadaşlar.
mandalina büyüklüğünde bezelerimizi dizdikten sonra üzerine kapatalım. Mayalanmaya bırakalım diyeceğim ama ben baştakini, pardon sondakini yapana kadar zaten baştaki mayalanmış oluyor. Ama sizler az yapacağınız için yine bir 5-10 dakika kadar mayalanmaya bırakabilirsiniz hamurunuzu. Evet, üzeri kapalı bir şekilde tabii ki de kurumasın. Şimdi tenceremizin içine tereyağı ve sıvı yağ ekleyelim. Çünkü bezelerimizin arasına süreceğiz ve eritelim yağımızı. Ama eğer tereyağı çok hani pahalı geliyor falan derseniz yine sıvı yağlı da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Dediğim gibi ben tereyağlı ketiği daha çok seviyorum. Şimdi mayalamış bezelerimizi tek tek tezgahta şöyle elimizi hafif açıyoruz. Erittiğimiz yağdan böyle birer kaşık döküyoruz arkadaşlar. Fazla dökmenize gerek yok. Bir kaşık, yarım kaşık yetiyor. Güzel iyice yağladıktan sonra 4 tane bezeyi elimizle açıp yağlayıp üst üste diziyoruz. Yani bir keteden 4 beze, pardon, 4 bezeden bir kete çıkıyor arkadaşlar. Evet. Böyle daha güzel oluyor. Daha böyle kat kat oluyor. Daha ne bileyim daha lezzetli oluyor sanki aralarda böyle yağlı yağlı. Oh bir güzel. 4 tane bezemiz bitti. Şimdi ikinciye geçtik. Yine böyle gösteriyorum ikinci defa. Bezelerimizi elimizle hafiften açıyoruz. Üzerine erittiğimiz tereyağlı sıvı yağlı karışımından döküyoruz. Üst üste diziyoruz. Aslında kete yapması çok basit, çok kolay bir tarif. Ama ben çok yaptığım için, derin dondurucuya attığım için, mesela sabah 12'de başladım. Akşam 7-8 gibi bitti. Hani bu fırında da pişme süresi oluyor ya, o da bayağı bir zaman alıyor. Ama 2 kilo yapacaksanız inanın çok basit bir tarif. Bir o kadar da çok lezzetli bir tarif. Yapmanızı ısrarla tavsiye edebileceğim en harika tariflerimden bir tanesidir arkadaşlar. Zaten beni tanıyan bilen biliyor. Ketesiz asla duramam. Derin dondurucum da bittiği an ketelerimi yaparım. Evet, 160 tane bezemizden tam 40 adet kete çıktı arkadaşlar. Şimdi yine böyle bir mayalanma süresi var ama dediğim gibi ben yine mayalamıyorum. Çünkü en sonuncuyu yapana kadar en baştaki mayalanmış oldu. Sizler böyle yine bir yarım saat kadar mayalamayı unutmayınız. Şimdi mayalanmış o en baştaki bezemiz, o dörtlü bezemizi alıyoruz. Tezgahta elimizle hafif şöyle bir inceltiyoruz. Daha sonra da merdane ile açabildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Merdane ile ketimizin hamurunu açabildiğimiz kadar açtık. Şimdi içine yine o erittiğimiz sıvı yağ tereyağı karışımından döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Sonra da kavurduğumuz ve soğuttuğumuz iç harcımızdan yine her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyoruz. Ve en başından böyle tutarak rulo şeklinde sarıyoruz. Sardıktan sonra yine böyle bir 2 dakika dinlendirirsek daha da güzel olur hamurumuz. O çünkü böyle bir buracağız ya hamuru. Burma işlemi daha da iyi olacak. Bakın şimdi dinlendi hamur. Daha çabuk açılıyor. Elimize şöyle bir uzatalım. Sağ sol yaparak bir tarafını sağa çevirelim. Bir tarafını sola iyice bir buralım. Sonra da etrafında böyle bura bura saralım rulo şeklinde ve yine tezgahımıza mayalanması için dizelim arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Evet, bezemizi aldık, dörtlü bezemizi. Elimize şöyle bir açtık. Sonra merdane ile inceltebildiğimiz kadar incelttik. Sonra da ne mi yapıyoruz arkadaşlar? İncelttik ya, içine o erittiğimiz tereyağlı, sıvı yağlı karışımdan döküyoruz ve elimizle her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Sizler isterseniz fırçayla da sürebilirsiniz ama benim elim daha kolay oluyor. Zaten elimle açıyorum, her şeyi elimle yapıyorum. Bazıları diyor, ay hiç hijyenik değilsiniz. Zaten elimle yapıyorum her şeyi. Neyine hijyenik olacağım? Ellerimi 10 defa, 50 defa yıkıyorum. Neyse, işte yağlıyoruz. Yağladıktan sonra üzerine üzerine iç harcımızdan koyuyoruz. Kafayı yemek üzereyim. Şu tarifi belki 50 defa anlatmaya çalıştım. Sil baştan yapıyorum, tekrar. Sil baştan tekrar yapıyorum. Biliyorum izleyince anlıyorsunuz. Hatta çok konuştuğumda söylüyorsunuz ama ne yapayım? Daha tarif hiç yapmamış olan arkadaşlarımız var. Anlatınca daha da iyi anlıyoruz diyorlar. Evet, hamurumuzun içinde koyduk. Etrafında rulo şeklinde sardık. Şimdi vurduk, murduk, yuvarladık. Tezgaha dizdik. 40 tane görmüş olduğunuz gibi ketemizi tezgaha dizdik. Yine böyle bir mayalanma süresi var. Dediğim gibi ben mayalamıyorum ama sizler 10-15 dakika kadar mayalayın. Çünkü benim 40 tane olduğu için en sonuncusunu bitirene kadar baştaki yine yani tekrar ediyorum mayalanmış oluyor.
Şimdi arkadaşlar üzerini mutlaka kapatıyoruz. Her mayalanma süresinde üzeri kapalı olacak, yoksa bezeleriniz kurur, çatlar, hoş bir görüntü elde etmezsiniz. Ondan sonra da zaten son işleme geliyor sıra. Kırk tane ketimizin bezeleri mayalandıktan sonra şöyle tepsimize teker teker alalım. Bir tepsiye 4 tane sığıyor arkadaşlar. Fırın tepsisi. Yuvarlak tepsi 3 tane sığıyor. Onu da belirteyim. 4 taneyi koyuyoruz elimizle. Hatta şöyle yumruk yaparak bastıra bastıra iyice inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Çünkü zaten fırında yine kabaracak, şişecek. O yüzden tam böyle fırın tepsisini kaplasın bu 4 tane kete. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Elimizle bastırarak genişletelim yani ketelerimizi. Ben 3 tane fırın tepsim vardı. 3'ünü de kullandım. Yani 3'ünü de hazır ettim böyle ki biri pişerken bir diğeri tepside yine mayalansın. Tepside mayalanınca da çok güzel oluyor. Daha da güzel kabarıyor. Sizlerin 2 tepsisi varsa ikisini kullanın. 3-4 tane varsa 4'ünü birden kullanın. Yani hepsine hazırlayın böyle ketelerinizi ve sırasıyla pişirin arkadaşlar. Şimdi ketelerimizi güzel elimizle inceltebildiğimiz kadar incelttik, açtık yani. Üzerine çatalla şöyle delikler açalım ki çok fazla kabarmasın. Çünkü ketelerin çok fazla kabarmasını istemiyoruz biz. Güzelce çatalla delikler açtık ve üzerine yumurta sarısını sürelim. 250 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar alt üst bölümde asla turbo veya şey değil, fanlı fırın değil. Alt üst ayarda olacak arkadaşlar. Alt üst ayarda üzeri kızarana kadar, üzeri altı yani kızarana kadar pişirelim. Çok konuştuğumun farkındayım ama ben biliyorum ki bu tarifi hiç yapmamış arkadaşlarımız var. Ben onlar için detaylı anlatıyorum. Yöresel bir tarif olduğu için çoğu arkadaşımız belki biliyordur. Ama bilmeyenler için detaylı anlatmakta fayda var arkadaşlar. Evet, dediğim gibi ben tepsilerini hep böyle hazır ettim ve sırasıyla pişirdim. Piştikten sonra var ya o kadar güzel oldular ki. Zaten o görüntüyü görünce ay iyi ki de yapmışım diyorum. Ama bir böyle sırtımdan da bir yük indi yani. O günlerde kete bekleniyor bizden. Hani Bayburt'ta olduğumuz için. Gerçekten keteyi çok sevdiğimiz için de gün masasında o kete bekleniyor yani. Beklendiği için de dedim ki ay bugün yapayım, yarın yapayım derken böyle yapamadım. Ha daha doğrusu fırınım bozuktu. Ne yapamaması yok? Fırınım yoktu. Doğru ya. Fırını unuttum ben. Fırın bozuktu arkadaşlar. Bozulmuştu. Tamire yollamıştım. 2 hafta üzerine geldi fırınım. Ve hemen ketelerimi yapmaya koyulmuştum. Evet. Ya fırından dolayıydı. Yoksa ben çoktan yapardım keteleri. Yani bekletmezdim asla. Ketelerimizi yaptık. Hele şunun bir görüntüsüne bakın kızlar ya. Ya şu yapılmaz mı arkadaşlar? Nasıl güzel, nasıl lezzetli. Nasıl yap beni der gibi bakıyor size. Bakın. Girin mutfağa kete yapın lütfen. Çok güzel oluyor. Buzluğunuz için mutlaka yapmanız lazım. Bakın şu görüntüye. 40 tane kete yaptım. Vallahi hem o böyle yoğunlukta keteleri yaptım hem de sizler için video çektim. Umarım kıymetimi bilirsiniz. Hiç zannetmiyorum çünkü tariflerimiz öyle izlenmiyor maalesef. Ama alıştım. O yüzden umursamıyorum. Ben yapıyorum, bırakıyorum. İsteyen alır yapar, izler. İsteyen beğeni, yorum yapar. Daha doğrusu emeğe saygısı olan zaten beğeniyor, yorumunu da yapıyor. Benim birçok emeğe saygısı olan arkadaşım var, takipçim var. Onlardan Allah razı olsun gerçekten. Hani bazıları da bilmiyor maalesef. Leyla abla diyor bilmiyordum ama şimdi diyor öğrendim. Şimdi diyor kesinlikle diyor yorumsuz bırakmayacağım sayfanı. Sizlerin yorum ve beğenileri zaten tarifimizi keşfet kısmına düşürüyor arkadaşlar. Hani şu bir de parmak aşağı yapıyorlar ya, bu emeğe saygısızlıktır bence. Çünkü gerçekten bu tarifte büyük bir emek var. Hani bir kere bir mutfağa girin de bir video çekin bakalım. Hem tarif yapın hem video çekin bakalım. Kolay mı diye soracağım o hani parmağı aşağı doğru gösterenlere. Ama onların bilmiyorum artık yani kul hakkı yemeyi seviyorlar herhalde. Bana öyle geliyor. Çünkü gerçekten büyük bir emek isteyen bir iş. Bu video çekip tarifi montajlayıp üzerine konuşup tekrardan yüklemek. Evet arkadaşlar yine çok konuştum biliyorum. Bıktınız benden bu çok konuşmalarından, ne yapayım. Burada dertleşiyoruz. Artık idare edin. Zaten çoğunuz da videoyu atlaya atlaya izliyorsunuz. Hadi biliyorum. Yemeyin beni. O yüzden konuşmalarımı da atlıyorsunuz. Onu da biliyorum. Böyle baştan sona kadar bu videoyu izleyebilecek bir baba yiğit bilmiyorum. Çünkü 20 dakikalık bir video. Bakalım baştan sona kadar kim izlemiş olacak. Artık onu da merakla bekliyorum.
Görmüş olduğunuz gibi ketelerimiz pişti, kat kat tel tel ayrılıyor, harika bir lezzet. Tarifimizi mutlaka yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yapınca da yorum yazın, yapmayınca da şöyle küçük bir yorum da yazabilirsiniz. Emeğe saygı açısından. Ketemizi bir de ben dörde böldüm. O kısmını da izlemenizi istiyorum. Yani nasıl o kat kat görüntüsünü görmenizi istiyorum. Bu muhteşem tarifi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Thank you.